Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin bir videosunda daha sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere biraz farklı bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında bu birçok öğrencimizin kanayan bir yarası diyebiliriz. Şimdi birçok öğrencimiz olsun, işte çevremizde arkadaşlarımız olsun amatör olarak uğraşan veya profesyonel olarak düğüne, derneğe çıkan arkadaşlarımız olsun. Birçoğundan şunu duyuyorum. Hocam aynı şarkıyı biz de çalıyoruz. Bizim çaldığımız çok daha farklı çıkıyor. Senin çaldığın çok daha güzel, çok daha akıcı. Bu neden kaynaklanıyor diyorlar genelde. Bir parçayı güzel çalmak için, bir parçayı düzgün çalmak için, oturaklı çalmak için öncelikle o parçaya bazı ögeler, birikimler yüklemeniz gerekir. Bunlar nelerdir? El becerisi, kulak, yetenek, duygu. Çalışma süresi önemli, hayaller önemli. Yani bir de şu vardır, çaldığınız enstrüman, yaptığınız müzik sizin hayatınızın neresinde? Buna da bakmak gerekir. Hobi olarak yapıyorsanız, bağlamayla müzikle ilgili herhangi bir hayalleriniz yoksa durum biraz sıkıntılıdır, işin gerçeği. Öncelikle bunun altını kırmızı kalemle çizelim. Şimdi müziğe yeni başlayan birisi veya yeterince üzerine düşmeyen, çalışmayan bir müzisyen bir parçayı nasıl çalar arkadaşlar? En basit haliyle gösteriyorum. Şimdi işin erbabı kendini geliştirmiş bir müzisyen nasıl çalar aynı şarkıyı onu da görelim. Kısacası olay bu arkadaşlar. Yani parçaya dediğim gibi bazı özellikleri yüklemeniz gerekir. Bir de yeni başlayan arkadaşlara özellikle şu konu hakkında bilgi vereyim. Yeni başladıysanız parçayı orijinal gibi en üst düzey şekilde çalmanız mümkün değil. Bu zamanla çalışmayla olacak bir şey arkadaşlar. Ondan dolayı karamsarlığa kapılmadan, umutsuzluğa düşmeden sabırla çalışmanız gerekmektedir. Sanırım bu videoyla aklınızdaki soru işaretlerini az da olsa giderebilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılar.